Lens Between'deki toplumların çoğunun tarihini keşfetmiş olsak da hiç bahsetmediğimiz bir tane var. Mog Hanedanı'nın ve antik müritlerin yerleştiği Ul Harabeleri. Bu harabeler hakkında elimizde çok az bilgi var. Bölgede karşılaştığımız kilden düşmanlar hanedanın rahipleri ve zamanlarında vahiy arıyorlardı. İkinci bilgi ise bu hanedanın çok eski olduğu. Çünkü başka herhangi bir yerde karşımıza çıkmıyor. Sadece harabeleri var. Fakat bu harabelerin içinde yaşayan bir medeniyeti biliyoruz. Büyük lordların mantar taçlar giydiği bir medeniyet. Bu medeniyet aynı zamanda Kızıl Çürümenin ilk bahsedildiği yer. Kızıl Çürümenin ilk kayıtları eski bir bıçakta bulunuyor. Bıçakta yazanlara göre çürüme akrep şeklinde bir Aturgat'tan geliyor. Bu varlığa tapan Ul Hanedanı mı yoksa daha sonra yerleşenler mi bilmiyoruz. Fakat bu akrep tanrının nasıl ortadan kalktığını ve bölgenin neden sular altında olduğunu çözebiliriz. Haritadaki açıklamaya bakarak Durağan Göl'ün Einzel Nehri'nden geldiğini ve bir tanrının ilahi özünün burada mühürlendiğini görüyoruz. Tanrının mühürlü olmasına rağmen göl şu an tamamen küflü ve çürümüş. Yani bir şekilde bu mühür zayıflamış ya da tamamen kaybolmuş. Blue Dancer Charm eşyasının tanımı şöyle. Mavi kıyafetli dansçı bir periyi temsil ediyor. Kör bir kılıç ustasına akan bir kılıç veren efsanevi bir periyi. Elinde silahıyla bu kılıç ustası antik bir tanrıyı mühürledi. Çürümenin kendisi olan bir tanrıyı. Bahsedilen silah ustası büyük bir ihtimalle mavi kıyafetli gezgin savaşçılardan biri. Mavi zırhlarının kılıçları kadar akışkan ve sıvı olan canlı suları temsil ettiği söyleniyor. Bu gezgin savaşçıların suyla bağlantıları olması ve tanrının bir nehrin akımının altında mühürlenmesi dikkatimizi bölgede bulunan iki nehre çekiyor. Eşyada bahsedilen peri muhtemelen bu nehirlerin ruhu. Einzel bir peri ismi ve Sjöfra İrlanda dilinde peri demek. Oyunun hikayesinde bulunan tanrılar aslında Japon mitolojisine çok benziyor. İnsan biçimi yerine doğadaki olayları temsil eden ruhlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Örnek olarak cinnet, kaosu veya biçimsiz anne lanetlileri temsil ediyor. Başka bir görüş ise akan ve durgun suyla alakalı. Akan su temiz ve sağlıklı iken durgun, hareket etmeyen su zamanla kirleniyor ve hastalık yayıyor. Savaşçılar da bu sular gibi hareketliler, yani göçebe yaşıyorlar. Tüm bildiklerimizi toparlarsak bu mavi gezgin savaşçıların nehri kullanarak akrep tanrıyı mühürlediği sonucuna ulaşıyoruz. Böylece bölge suyla doluyor ve kızıl çürüme yok oluyor. Lens Between'in zaman aralıkları hakkında bir fikrimiz yok. Ama aradan o kadar uzun zaman geçiyor ki bu medeniyetler tamamen harabeye dönüşüyor. Ve yürüyen cesetler dışında geriye bir şey kalmıyor. Yeni doğan bir medeniyet ise Marika'nın altın düzeni ve onun yarı tanrı çocukları. Tanrı olan Marika'nın tüm çocukları ve yakınları yarı tanrı sayılıyor. Godfrey ve tüm nesli ya da Radagon'un eski birlikteliğinden olan çocukları gibi. Ama bunlar içinde en güçlü olanlar Radagon ve Marika'nın evliliğinden olan lanetli ikizler. Mikaela ve Malenia. Radagon ve Marika aslında aynı kişi olduğu için çocukları farklı hastalıklarla dünyaya geliyor. Mikaela sonsuz gençlikle, Malenia ise kızıl çürümeyle lanetli. Fakat az önce Tanrı'nın ve küfün mühürlendiğini söylemiştik. Akan nehirler bölgedeki Tanrı'yı engellemişti. Eğer dikkatli bakmazsak bu sonuca ulaşmak kolay. Çünkü aslında bu göle akan hiçbir nehir yok. Nox, Einzel nehrinin sonuna baraj kurmuş ve su durgunlaşmış. İkizler büyüdükçe Malenia vücudunu küfe kaybetmeye başlıyor. Ve Mikaela hayatını kız kardeşini iyileştirmeye adıyor. Fakat ne kadar uğraşsa da altın düzen hastalığına bir çare bulamıyor. Mikaela da bir Earth Tree fidanını kanıyla besleyerek yeni bir ağacı, Helic Tree'yi oluşturuyor. Böylece ikizler Leyndell'i terk ederek yeni bir düzene yerleşiyorlar. Tam zamanını bilmesek de Tanrı'yı mühürleyen Mavi Kılıç Ustası Malenia ile karşılaşıp onu eğitmeye başlıyor. Böylece Malenia ustasından Waterfowl Dance yani su kuşu dansı tekniğini öğrenerek kanatlarını kazanıyor. Mikaela ise bu süre içerisinde saf altını buluyor. Saf altın, tanrıların müdahalesini engelleyen özel bir madde ve Malenia'nın çürümesini yavaşlatıp kontrolü ele almasını sağlıyor. Fakat Malenia çoktan gözlerini birkaç uzvunu kaybetmişti ve protez kullanıyordu. Yeterli olmadığını fark eden Mikaela hem Helic Tree'nin hem de kendisinin gelişmesi için ağaca yerleşti. İkizler Helic Tree'de hastalıklarını iyileştirmeye çalışırken Marika Elden Ring'i yok etti ve parçalanma savaşı başladı. Malenia da bir büyük rün sahiplenerek savaşa katılıyor ve güneye doğru sefere çıkıyor. Seferin sonunda namalup bir şekilde Kayle'de ulaşıyor ve burada Radan'ın ordusuyla karşılaşıyor. Savaş o kadar çekişmeliydi ki iki yarı tanrı kilitlenip kaldı. Malenia, kızıl çürümeyi kullanana kadar. Lanetli kanını Radan'a akıtan Malenia, Scarlet Eonia'yı kullanarak
Caelid'i tam anlamıyla yok etti. Bölge çürümenin etkisiyle tamamen değişti. Ejderhalar kuzeye kaçtı, bölgedeki hayvanlar bozulmaya başladı. Duellon'un olduğu yerde bir küf bataklığı oluştu. Bataklığın ortasındaki Scarlet Eonia bir ağaca dönüştü ve çürüğü yaymaya devam etti. Ve bu çürüğün içerisinden Melania'ya tapan böcek yaratıklar ortaya çıktı. Caelid'deki kırmızı vebanın karşısında sadece Radahn ve askerleri kaldı. Vücudundaki küf yüzünden Radahn gittikçe aklını kaybetti ve hala bölgenin güneyindeki savaş alanında cesetleri yiyerek yaşamaya devam ediyor. Fakat ordusundaki şövalyeler yenilginin ardından armalarını yaktılar ve bölgeyi ateşle temizlemeye başladılar. Melania ise Duelon'un ardından bitkin düştü ve savaş alanına yığıldı. Kendi şövalyelerinden olan Finlay tek başına bilinçsiz vücudunu Heliktir'e kadar taşıdı ve Mikaela'nın altında bıraktı. Fakat Melania buraya ulaştığında Mikaela çoktan kaybolmuştu. Kanın Lord'u Mog genç Empyrean'ı Heliktir'den çalmıştı. Melania ise hala ağacın kökünde kardeşini bekliyor. Dışarıdan bakıldığında kızıl çürüme ölümcül görünse de asıl amacı yeni bir hayat ortaya çıkarmak. Diğer tanrılar ve fikirler gibi buradaki asıl amaç da ölümü ve sonrasını kontrol altına almak. Earthtree gibi ağaca geri dönmek yerine cesetler çürüyor, küfleniyor ve böylece yeni yaşama ev sahipliği yapıyor. Bunu hem böceklerde hem de bataklığın ortasındaki ağaçlarda görebiliyoruz. Hatta Melania'nın askerleri de tamamen insan değiller. Arkalarına bakarsanız kanatları var. Yani onlar da evrimleşmiş. Değişimler çürümenin her yaratığı mantar ya da böceğe dönüştürdüğü anlamına gelmiyor. Buna en büyük örnek Veba Kilisesi'nde karşılaştığımız Millicent. Kızıl saçlı kadın çürümeye yakalanmış ve ölmeyi bekliyor. Eğer bir şekilde iyileştirebilirseniz Millicent hayatına devam edebilir. Çürümeyi durdurabilecek tek malzeme de Mikaela'nın saf altını. Celia'daki bu kulübede Gavri yaşıyor ve ona yardım etmeniz durumunda size şehrin sırlarını açıklayacağını söylüyor. İsteği ise sizinle aynı, Millicent'ı iyileştirmek. Söylediğine göre Melania'nın saf altın iğnesi bataklığın içinde bir yerde. Aslında direkt Eonia'nın merkezinde. Radahn'ın komutanlarından biri tarafından korunuyor. Gowri tamir ettikten sonra iğne hızlı bir şekilde çalışıyor ve birinci yerine geliyor. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Millicent'ın çürümesi durmuş olsa da kolunu çoktan kaybetmiş ve bir kere daha ona yardım edebiliyoruz. Shaded Castle şu an Elmer tarafından işgal edilmiş durumda. Fakat kalenin asıl sahipleri Gerardlardan oluşan Marey ailesi. Ailenin tüm olanları gibi Malay Marey de hastaydı ve kızıl çürüme efsanesine inanıyordu. Maleni ortaya çıktığında Malay tanrıçasına kavuştu ve bir Valkyrie protezi yaptırdı. Are you giving me this arm? Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Millicent ile en son Heliktree içinde karşılaşıyoruz. Tüm bu yolu gelmesinin nedeni aslında sadece Melania'ya saf altın iğnesini vererek kendine gelmesini sağlamak. Fakat bu amacına ulaşamıyor. Çünkü Gowri ve kardeşlerinin onun için başka planları var. Millicent Eonia'dan ortaya çıkmış Melania'nın kanından biri. Ve yine Melania gibi o da çiçek açabiliyor. Burada iki seçeneğiniz var. Melisint'a yardım ederseniz iğneyi vücudundan çıkarıp kendi başına ölmeyi tercih ediyor. Kardeşlerine yardım edip öldürürseniz ihanetinizle birlikte Millicent açıyor ve Melania'nın tanrıya dönüşümünü beklemeye başlıyor. Eğer Millicent'a yardım ettiyseniz vücudundaki iğneyi alıp görevini kendiniz bitirmeye çalışabilirsiniz. I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Fakat Melania bu iğne olmadan tamamen kızıl çürümenin kontrolünde. I dreamt for so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikaela. Hmm.
and I have never known defeat. Wait. Malenia ilk Ralan'a karşı, ikinci defa ise lekelenmişe karşı çiçek açtı. Ve eğer üçüncü kere açabilseydi, gerçek bir tanrıçaya dönüşecekti. I finally met my man.